Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdi. Burada CoinTurk üzerindeyiz ve ShibaCoin yükselişini engelleyen şey bu. ShibaCoin geleceği adı altındaki e, oktan isabetli kılıçtan keskin CoinTurk e, değerlendirmelerine şöyle bir göz atacağız. Ve bakalım Shiba coin yükselişini engelleyen şey neymiş? Bunun üzerine konuşacağız. Tabi devamında her videoda olduğu gibi alınacak altcoinler listesinde de ilerlemeye çalışacağız tek tek. Shiba coin fiyatı hacimsizlikten dolayı yükselemiyor. Evet güzel bir tespit yapmışlar. Doğru hacimsizlikten kaynaklı olarak yükselemiyor. Tabi bitcoin'deki durum belli en son Powell konuştu yeni konuşmalar gerçekleşti vesaire derken tabi belirsizlik ortamından kaynaklı olarak ki çok önemli bir dönemeçteyiz aslında %80 oranında hala Fed'in faizi arttırmaması beklense bile çok büyük ve çok radikal bir olay olduğu için tabi piyasa bunu önceden fiyatlamıyor. E tabi bu daha da güzel bir şey aslında küçük yatırımcının bakış açısından düşünürsek. Çünkü açıklandığı tarihte e, çok çok ileri ve hızlı e, fiyatlamalarla karşılaşma ihtimalimiz yüksek olacaktır. BTC dolayısıyla Shiba tarafından da. Hem likidasyon çok düşük şu an Shiba'da. Diğer kripto paralarda da bu durum böyle. Aynı zamanda hacim de düşük. Tabi bu makrodan kaynaklı genel e, piyasa durumundan geçmektedir. Sebepleri de bahsettiğimiz gibi. Ancak faiz kararından sonra. Ayılar fiyatı 5.087 dolarlık destek bölgesine çekmek istiyor. Bak böyle söylemler şeydir böyle hikayeleştirmedir. Yani bir tane ayı var işte ne bileyim adam böyle şibaya kafayı takmış satacağım da satacağım diyor. Hayır öyle bir şey yok. Adam sonuçta daha fazla düşüş beklediği zaman ortalaması da yüksekse örneğin 5.097'de adam daha fazla düşeceğini mi düşünüyor? Ortalaması da yüksek mi? Oradan satışı koyuyor. E, ekseriyetli işlemler böyle olunca fiyatlar düşüyor. Daha dipten aynı adam bu sefer alım yapıyor. E, şimdi birinde ayı oldu, birinde e, boğa oldu gibi bir durum var. O yüzden iş kişi değil, zamanında X kişilerinin, kişi kişilerinin yaptığı işlem anlamına gelmektedir. Tamam mı? Bunu da karıştırmamak lazım terimleri. Aralık ayındaki dip hacimlerinden sonra ocakta kripto rallisi başlamıştı. Doğru BTC kaynaklı bir yükseliş e, yaşandı. Tabii ki şu anda e, bir yenisi için aslında piyasa hazırlanmaktadır. O yüzden söylüyorum. Katalizör belli. Şu anki fiyatlar belli. Katalizörden sonra olacaklar yani karardan sonra aşağı yukarı olacaklar belli. O yüzden şu anki dönemeçte işte yatırımcı olabildiğince e, toplamaya gayret etmelidir. Elinden geldiğince kripto paralar genelinde toplamaya çalışmalıdır diye düşünüyorum. Piyasa değerine göre en büyük meme coin olan yazı e, hazırlandığı sırada Shiba 5.0 dolardan alıcı buluyor. Popüler meme coin 21 ve 22 yılındaki heyecanını arıyor ancak alternatiflerin artması ondaki coşkuyu ciddi anlamda söndürdü. Peki sırada ne var? Yatırımcılar neler bekliyor? Bak e, yanlış şeyler yazıldığı zaman biliyorsunuz ben kızıyorum. Tamam mı? Piyasayı iyi değerlendirmek lazım. Değerlendirilemiyorsa değerlendirmemek lazım ki insanlar bunu okumasın. Yani insanlar şunu okuyunca ne diyor? He, Fatih Uçar ne demiş bakalım. Diyor ki pip gibi kripto paralar çıktı. O yüzden Shiba ve Dogecoin'in e, rallisi söndü. Peki ben sana soruyorum Fatih Uçar. Dogecoin CEO'su Billy Markus neden her gün Twitter'dan Pipcoin'e övgüler yağdırıyor? Peki ben sana soruyorum Fatih Uçar. Neden Pipcoin'in CEO'su her gün Dogecoin'le alakalı tweet atıp duruyor? Dogecoin'i övüyor. Neden? Ben sana soruyorum Fatih Uçar. Shiba'dan ayrı hareket edemeyen Shiba bağlantılı kripto borsası Crypto.com sürekli parite açıp Pipcoin'i destekleyip duruyor. Sen bu sorulara bir cevap ver. Bunun sebebini ben sana söyleyeyim. Çünkü üçü de birbirini destekliyor. Üçünün de <laughs> bulunduğu koşullar farklı. Şu anda pipin korelasyonsuz olması aksine Shiba ve Doca göre sezonda daha dezavantajlı bir durum. Fakat bunların üçü uzun vadede birbirini birbirine köstek değil, destek olacaklar. O yüzden her üçü de birbirine yönelik pozitif hareketler yapıyor. Fatih Uçar, tamam mı? Dolayısıyla konunun bunla hiçbir ilgisi yok. E, Shiba ve Doge diğer altcoin'lerin tamamı gibi korelasyon odaklı olarak düşmüştür. PIP'te de korelasyonu kazanmaya çalışan bir durum vardır. Fatih Uçar. Shiba Coin yorumları. Shiba Inu'nun düşük hacmi Coin'in net bir piyasa eğilimi oluşturma yeteneğini engelledi. Shib 6 Mayıs'tan bu yana 5.098 dolarlık direnç bölgesinin altında bulunuyor. Hayır. 5.097 dolarlık direnç bölgesinin altında bulunuyor. Kripto para piyasalarındaki kümülatif hacim 17.3 milyar dolara gerilediğini düşünürken Shiba coin hacimsizliği pek daha normal değil. Doğru. En büyük ikinci meme coin büyük coşku yaşadığı günlerde tek başına 5-6 milyar doların üstünde hacim görüyordu. Doğru hala da görebilir piyasa açıldığı takdirde. Doğrudur. Bitcoin fiyatının 26 bin ile 27 bin dolar arasında kararsızlığı devam ettiği sürece, şif fiyat hareketinden daha fazla kararsızlık görebilir. Yok, e, kararsızlık değil, aksine e, bir kararlılık olacaktır diyeyim size. Bir akümülasyon süreci olacaktır. Tabi yön konusunda karar veremeyecektir, fakat fiyat konusunda bir e, kararlılık tabi bu da ilerleyen süreçte yön konusunda bir kararlılığa kendini bırakacak. Ee, sürekli söyledik zaten. Haziran ortasına kadar akümülasyon e, çaktırmadan hafif yükseliş. Farklı bir şey beklememek lazım. En büyük kripto para biriminin borç tavanı sorunun önümüzdeki hafta çözüldüğünde e, yönünü yeniden yukarı çevirmesi bekleniyor. Ancak kısa vade devam eden olumsuzluk daha derin bir dip oluşumuna neden olabilir. Shiba coin geleceği. Mart ve Nisan aylarındaki büyük fiyat düşüşü Shiba Coin fiyatını 2023 kazançları neredeyse tamamını sildi. E, şu anda toplamda %9'luk karda. Ayılar Şubat ayı başındaki 4.015.5 dolarlık zirveden 5.097 dolarlık mevcut seviyeye kadar ciddi bir geri çekilmeyi tetikledi. Grafik üzerindeki göstergeler kararsızlığı teyit ediyor. A0 işaretinin altında kalmasına rağmen bir dizi yeşil çubuk yayınladı diyor. RSI aşırı satım bölgesine çıktı ancak hala nötr 50'nin altındaydı falan filan düğün fırsatları Vivense'de ilgilenmiyoruz. Ee, ya böyle tabi uzayıp gidiyor. Dediğim gibi şu an yatırımcı toplamalı, katalizör belli, sakin kalmalı ve e, düzgün bir şekilde muhakkak plana sadık kalmayı sürdürmeli diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.